Selam dostane girami, sub bekhir, hali şuma çitor ümid varem heme hubbaşid. Benami khudavendi canaferin, hekimi sohen der zabanaferin. Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Afganistan halk hikayelerinden, masallarından, efsane Baba Harkeş Dikenci Baba Efsanesi Başlıklı hikayeyi okumaya çalışacağım. Tercümeleriyle birlikte. Tabi bu arada şunu hatırlatayım. Metinde geçen dili geçmiş zamanlı fiiller Türkçe'ye mişli geçmiş zamanla aktarıldı. Evet. efsane Baba Harkeş Dikenci Baba Efsanesi Harkeş burada diken çeken, dikenci anlamında. Yeki but, yeki ne Bir varmış, bir yokmuş. Ziri kumbedi kebut, gök kubbenin altında, yani mavi göğün altında, Beyres hodayi mihraban. Merhametli olan Allah'tan başka, rahim olan Allah'tan başka, hiç kes ne hiç kimse yokmuş. Ziri asmani abi, mavi göğün altında, qariyeyi sersebzi bud. yeşil bir köy varmış. Kariye, köy, kasaba ahali kırye köy halkı köy ahalisi köylüler merdumanî servetmendi bu'dandı zengin servet sahibi insanlar imişler diğer paragraftan devam ediyorum pir merdi benami baba Harkeş. Baba Harkeş, yani dikenci baba adında yaşlı bir adam. Der kulbe-i durez garye. Köyden uzakta bir kulübede, hemrahi zeneş karısıyla birlikte zindegi mi yaşıyormuş. O, bisyar fakir ve nadar but. O çok fakir imiş. Burada hem fakir hem de nadar eş anlamlı. İkisi de fakir anlamında. Hem işe harhayi kuhara sürekli dağdaki dikenleri berayi fendan ve zemistan e, koyunlar ve kış için cem'averi mi kerdi topluyormuş. Cem kerden toplamak, biriktirmek. Ruzi ez ruz ha günlerden bir gün şahsı bakili benami Safterhan, Safterhan adında cimri bir adam. Burada bakhil, cimri. Ki'den sonra da gelen cümle bu şahsı bakhiliye sıfat cümlesi ki yeki az ashhas servetmen yani köyün zengin şahsiyetlerinden bir kimse olan Safdert han adında cimri bir adam cimri birisi baba kharkeshra dikenci babayı derhal cemkerdən xarha dit dikenleri toplamaktayken gördü dikenleri toplarken gördü der hali nokta nokta diden. Burada toplarken, toplamaktayken bu durumda anlamında. Ve ba asabaniyet bi qariye amet. O öfkeyle, kızgınlıkla köye geldi. Ehaliye qariye kariyera, köy halkını, köy ahalisini, köylüleri cem ve goft topladı ve şöyle söyledi merduman qariye. E, köy insanları, ey köylüler, ey köy ahalisi. Baba Harkeş, dikenci baba, temami xarhayı kuh ve beyabanra, e, dağdaki ve sahradaki bütün dikenleri cemmi konet. E, topluyor. Xarhayı sebzra, yeşil dikenleri Berayı <laughs> guz koyunlarına midehet veriyor. Anha ferbih şüdeent. Onlar iyice semirdiler. Yani besili hale geldiler. Ve harhâyiz zerdra ve sarı dikenleri yani kuru dikenleri. Burada zerd kuru diyebiliriz. Berayı <laughs> zemistâneş kışı için yani o kış mevsiminde kullanmak için der enbar cem konet. Ambarda, depoda topluyor, biriktiriyor. Aya ma acaba bizim ezan harhayi biyaban çöldeki o dikenlerden hakkı ne darim bir hakkımız yok mu? Demiş. Ezmiyani merdum insanlar arasından, köylüler arasından, ahali arasından, Pir Merdi Riş Sefit, aksakallı yaşlı bir adam, Pasohdat, şöyle cevap verdi. Ne hayır, hayır. Ma eh ehaliye biz köylüler, köy ahalisi, merdumani servetmendi hestiyim zengin insanlarız, servet sahibi insanlarız. Ve niyazi be an harha ne darim. Ve o dikenlere bir ihtiyacımız yok. Ve tu saftarhan ve sen saftarhan tu ki bisyar servetmen hesti. Sen de çok zenginsin. Uzfendanet koyunların ezbihterin elef ha tağziye Yani en iyi otlarla besleniyor. Ve berayi zemistan ve kış için bihterin heyzum radari. En iyi oduna sahipsin, odunlara sahipsin. Ma bayet hemrahi baba harkeş bizim e, baba harkeşe yani dikenci babaya Kumek konim, yardım etmemiz gerekir. U bisyar fakirdir, o çok fakir. Ve in rabayet bedani Han. ve Han şunu bilmelisin ki azar nerisanden ve merdum yani insanlara eziyet etmemek, onlara zarar vermemek mayiyi her du cihan Her iki cihanın da mayasıdır, esasıdır hobiyi dünya iyinessi ve dünyadaki güzellik şudur dünyanın iyiliği şudur ki bedi garan kumek konim başkalarına yardım edelim yani başkalarına yardım etmemizdir dünyadaki iyilik ne inki ba anha bakhili konim yoksa onlara cimrilik etmemiz değildir tamam merduman qarya bütün köy halkı, bütün köylüler, o sohbet hayi pir mert, yaşlı adamın sözlerine, sözleriyle muvafık buğden, muvafık idiler. Onun sözlerine tasdik ediyorlardı. Tasdik ediyorlarmış tabii, bunu, işte geçmiş zamanla aktarıyorum. Ama Saftar Han, fakat Saftar Han, kesine buğdu ki şöyle bir kimse değilmiş in şevet yani bu sözlerle ikna olacak bunlarla yetinecek bir kimse değilmiş. Bu Bulasa özet olarak Gerday Anrus ertesi gün yani o günden sonraki gün Safdarhan vetaraf-ı ku hareket etti. Daha doğru hareket etti. Hareket etmiş tabii bunları mişti geçmişte aktarıyorum. Baba Harkeş Dikenci baba derhal cem kerdeni harha toplamakla meşgulmüş. Heminki ki Saftarhan ra Saftarhan'ı görür görmez ve o selam kert. Ona selam vermiş. Ama o cevabı selam eşra ne dağıt. Fakat o onun selamına cevap vermemiş karşılık vermemiş. Ve be as ve asabaniyet ve be asabaniyet got ve kızgınlıkla şöyle söylemiş. Tu diğer hak ne Senin artık hakkın yok. Neye hakkın yok? Harhayı ku ve beyaban ra cem koni. Yani dağdaki ve sahradaki dikenleri toplamaya artık hakkın yok. Bakı mandeyi in harha bu dikenlerin kalan kısmı hakkı ve ahaliye karya Benim ve köy ahalisinin hakkıdır. Baba Harkeş, dikenci baba, seraşra payin girift, başını öne eğmiş ve harhara ruh zemin kuzaşt, dikenleri yere bırakmış ve esku payin şot ve dağdan aşağı inmiş. Baba Harkeş, dikenci baba ve hane resit eve varınca buradaki vakti ki zaman anlamında Zeneş ezu pursid karısı ona şöyle sormuş. Şira narahet hasti neden üzgünsün? Baba Harkeş, dikenci baba tamam macerara bütün olup bitenleri hadiseyi Beray Zeneş tarif geldi. Karısını anlatmış. Zeneş Goft karısı şöyle söylemiş. Gosta nehor. Üzülme, tasalanma. O da ruzi risan est. Rızkı veren Allah'tır. Allah rızık verendir. rızk ruzi, bunlar eş anlamlı kelimeler. Yani rızık, ki huda براي bendeganesh muqarrar karda yani Allah'ın kulları için kararlaştırmış olduğu takdir etmiş olduğu rızık rızığa rızı hiç, hiç kimse hiç kimse ne mi tevanet anra ve hiç kimse onu alamaz yani Allah'ın takdir etmiş olduğu rızı hiç kimse geri alamaz baba Harkeş, dikenci baba دستهایش را به طرف آسمان بلند ellerini göğe doğru kaldırmış ve gofd. göğe doğru uzatmış ve şöyle söylemiş. Hudaya, ya Rabbi, hudet uğra berahi rast hidayet kon. Sen onu doğru yola ilet, doğru yola hidayet et demiş. Diğer paragraftan devam edelim. Ruzha mi güzeşt, günler geçip gidiyormuş. Ve baba harkeş, eshane birun ne miyamet. Ve dikenci baba evden dışarı çıkmıyormuş. Ama Saftar fakat Saftarhan Han, Femeruze her gün ve kuh miref dağa gidiyormuş ve harhara cem kert ve dikenleri topluyormuş. Yekru Saftar bir gün Saftar Khan, vakti harhara cemmi dikenleri toplarken ez labelayı harha dikenlerin içinden, dikenlerin arasından, burada labelayı, içinden, arasından anlamında ez labelayı kuze iğra kert, Bir küp bulmuş. Kuze testi anlamında küp de denilebilir. U Bahot kemi fikir ker. O kendi kendine biraz düşünmüş. Nasıl? Şöyle düşünmüş. Şayet in hemen kuzeyi yer. Belki de bu bizzat o küptür, o testidir. Ki baba harkeş berayı peyda kerdeneş ki dikenci baba onu bulmak için ve kuh miref. Dağa gidiyordu. Yani baba harkeşin, dikenci babanın kendisini bulmak için daha gitmiş olduğu e, küpün ta kendisidir diye düşünmüş. Hatmen kesinlikle dahili unkuze tabi düşünmesi bu şekilde devam ediyor. Bu küpün içinde, bu küpün içi pures tala ve cevahira Altın ve gümüşle doludur diye düşünmüş. Burada fikirkerde bağlıyoruz kuş hali sevinç'ten ziyat Feryat mizet. bas bas bağırıyormuş yani fazla bağırıyormuş bas bas bağırıyormuş ve migo ve şöyle söylüyormuş ben Servtmen terin Ferdi in karriyemişşe ben ben bu köyün bu kasabanın en zengin kişisi oluyorum ya da olacağım şimdiki zaman gelecek zaman anlamında kullanılabilir ve kuzera ve testiyi der tikke i pi çant bir bez parçasına sardı. Pi burada kıvırmak, sarmak anlamında. Ve behane bergeçti ve eve geri dönmüş. Vakti behane resit eve varınca deri kuzera bağız geldi. Küpün kapağını açmış. Burada der kapı esas anlamı ama burada küp ya da testi için kapak anlamını verdim. dahil kuzera nigah Küpün içine bakmış. Ta burada dikkat ederseniz iyi haliyle kullandı bakmak fiilini. Es ters korkudan çeşmi gözleri girşot, girdişot yuvarlaklaştı. Yani yüz yuvarlak oldu. Yani korkudan insanlar ya da canlılar korkunca gözlerini yuvarlığa büyür. Deruni kuze, küpün içi. Kurez maru, akrebu, hezendegani, zehri bud. Yılan, akrep ve zehirli sürüngenler ile doluydu. es yani bir şeyden dolu olmak ya da bir şey ile dolu olmak. İle anlamını vermek daha iyi. Safterhan, bu دیدen sürüngenleri görünce isyar asbani'i çok öfkelendi ve deri kuzera ve küpün kapağını muhkem iyice sıkıca best kapadı. Tasmim girdi ki şöyle karar vermiş. Tabii miştik geçmiş zamana devam edelim. Anhara bedahhililihaneyi baba kardeşş bir Onları yani o küpün içindeki sürüngenleri dikenci ikinci babanın evinin içine atmaya karar vermiş. Tasvim girift, beğen atmaya karar vermiş. Ka beraber Ne için ta ki bu şekilde o e, ortadan kalksın yani yok olup gitsin mahvolsun diye küpün içindekileri dikenci babanın evinin içine atmaya karar vermiş. Şebane akşamleyin ya da geceleyin ve tarafı u hareket etti. Onun evine doğru hareket etti. Yani dikenci babanın evine doğru. Ez divari hane evin duvarından bala yukarı çıktı ve ezrahi duut keş ve baca yolundan Baca tarafından, Baca'dan. Hazendegon-i zehrira, zehirli yılanları ve dahili hane rift, evin içine döktü. Evin içine boşalttı. Boşaltmış. Tabii mişti geçmiş zamanı. Devam ediyorum. Baba harkeş, dikenci baba ve zeneş ve karısı es Sedayi terengu terengi duğutkeş yani Baca'daki o terenk terenk e, seslerinden. Tabi burada terenk terenk bu madeni şeylerin para gibi altı gibi şeylerin bir yerden geçerken çıkardığı sesler. Yani şıngır şıngır diye tercüme edebiliriz bunu. E, bacadaki şıngır, bacadan gelen şıngır şıngır e, sesinden ya da seslerinden eshab bidar şöden, uykudan uyandılar. Ruhi zemin, yerin üstü, estelabu cevahirat yani altın ve gümüşten berk mizet parlıyordu. ışıldıyordu. diyordu. Baba Harkeş dikenci baba el yekeyn burada el yekeyn el bunu böyle okumamız lazım. El yekeyn yani fener gaz feneri gazlanması, ruh Ruşenkert yakmış. Değil, görmüş ki, bakmış ki talabu cevahirati ziyadi yani çok miktarda, çok sayıda altın ve mücevher ruhi hane rihteen. Yani evin üzerine, eve, eve çok miktarda altın ve gümüş e, dökmüş olduklarını görmüş. Saftar ki ez balayı duut keş yani bacanın üzerinden ve tarafı hane eve doğru nigah miket bakmakta olan Saftar Han, hayran mandevut, yani şaşırıp kalmıştı, hayrete düşmüştü. Ki çigune hezemdegan tebdil be cevahir şu ders. Yani nasıl o sürüngenler altına ve mücevhere dönüştüler diye hayrete düşmüştü. Fowrem derhal dahil kuzera nikah geldi küpün içine bakmış. Gecdumi ve divare kuze kesbide bu. Bir akrep burada gecdum ya da kecdum da olabilir. Ve divare kuze, yani küpün duvarında. Bu duvarı hmm. kenarı diyebiliriz. Küpün kenarında bir akrebin yapışmış, yapışık kalmış olduğunu görmüş. Orada o şekilde imiş yani akrep akrebin bir tanesi küpün duvarına yapışmış haldeymiş. Safter Han kovt kendi kendine şöyle demiş. İn bu akrep hatmen kesinlikle tebdil ve kalam kesinlikle altına dönüşecek. Ya da dönüşür. Desteş dahil kuze kert. Elini küpün içine sokmuş ve gecdum ra girift ve akrebi yakalamış ya da tutmuş, almış. Emma gecdum fakat akrep deste ura onun elini nişted, sokmuş. Nişteden yılan, akrep, arı gibi hayvanların e, sokması, iğnesini sok, iğnesini sokması. Safterhan Es şiddeti dert, yani ağrının şiddetinden dolayı. Ve in tarafu an taraf, bir o tarafa, bir bu tarafa devet. koşuyormuş. Rahi payin çöden ezbamra yani dağdan, e, çatıdan, damdan e, inme yolunu, yani hangi yoldan inileceğini, kumkerde vurdu, kaybetmiş. Ve ezbam, ve damdan ve payi nüftat ve damdan aşağı düşmüş. Baba Harkeş, dikenci baba ve Zeneş ve karısı ve feryadı feryadi Saftarhan e, Saftarhan'ın bağırmasının sesiyle Eshane birun şiddet, yani o sesi duyunca evden dışarı çıkmışlar. O yani Saftar es şiddeti dert, ağrının şiddetinden feryat mizet, bağırıyormuş. Baba Harkeş, dikenci baba, baba Harkeş'i mihraban, yani merhametli dikenci baba, payı Saftar saftarhanın Saftar Han'ın ayağını bu bir bez parçasıyla best sarmış ve berruyi desteş ve elinin üzerine devayi kuzaştı. Bir ilaç sürmüş ve hemrahi tikke ve bir bez parçasıyla, burada hemrahi ile anlamında düşünebiliriz. Bazen ea, bazen beraber. Burada ile anlamı daha uygun gözüküyor. Bestekert. Bağlamış besteni, bakın burada bestekerden diye söyledi. Bu da Afganistan'a has bir kullanım. Ve Uğra e, ta eş ve onu evine kadar burd götürmüş. Ferdayı Anruz ertesi gün, o günden sonraki gün, Baba Harkeş, dikenci baba, Berayı Ehval Pursiyi Saftarhan, yani Saftarhan'ın halini, hatırını sormak için, Behane Eş, onun evine, yani Han'ın evine Reft, gitmiş. Saftar Han, Badideni baba harkeş, dikenci babayı görünce, eşk der <laughs> keşman eş, helge Göz Gözyaşı, gözlerinde halkalanmış, halka bağlamış, yani gözleri yaşarmış. Goft şöyle demiş, Men an kecdumhara ben o akrepleri, hane yutu Senin evine attım. Ne için? Ta ki anha onlar tura seni ezbeyin beberen. Ortadan kaldırsınlar, yok etsinler. Ben yani onları seni ortadan kaldırsınlar diye bu akrepleri senin evine attım. Ama Hoda ama Hoda fakat Allah bendegani salihi Hodra kendi salih kullarını, iyi kullarını dostlar et, seviyor, sever. Ve hiç vakit ve hiçbir zaman asla ne mihahet istemiyor, istemez ve anha zarar ibereset. Onlara bir zarar gelmesini e, istemez, istemiyor. Men rabe bağış, beni bağışla, beni affet. Baba harkeş, şi mihreban, merhametli, şefkatli dikenci baba, Saftar Hanra, Saftar Hanı derağuş girift, kucakladı, derağuş giriften kucaklamak, bağrına basmak ve gofd, kucaklamış ve şöyle söylemiş. Men tura, ben seni az hemen ruzi evvel, daha o ilk günden itibaren, daha il, o ilk günden bahşidem, affettim, bağışladım ve nisbet ve ve sana karşı hiç kine iyi ne darem. Hiçbir kinim yok. Hiçbir içinde hiçbir düşmanlığım yok. O da Allah herkes ira behahet her kimi dilerse berahiraz doğru yola hidayet nikonet. Doğru yola ulaştırır. Doğru yola iletir. Allah kimi dilerse dilediğini doğru yola iletir. Ezan Ruzbebat bebat o günden sonra o günden itibaren baba harkeşi mihreban merhametli, şefkatli e, dikenci baba hemrahi zeneş karısıyla e, karısı ile beraber der kenarı merdum karye yani köylülerin yanında zindegi-i ve ve huşira yani iyi ve hoş bir yaşantıyı, güzel ve iyi bir hayatı hayata, tabi burada ağ kerden var, başlamışlar. İyi haliyle söyledi ama e haliyle tercüme edelim. Sehavet, cömertlik, rişe der behiş daret. Sehavetin, e, cömertliğin kökü cennettedir. Ve es sıfati behiştiyanet ve cennetliklerin, cennet ehlinin sıfatlarındandır. Ama Adem ve fakat e, cimri adam der deruneş, e, cimri adamın içinde yani derderuni deruni Adem ve Bekhil demektir. Bu. Cehennemi suzani Yakıcı bir cehennem vardır. Ki nasıl bir cehennemdir bu? Hem hod hodi urami suzanet ki bu cehennem hem onun kendisini yakar ve hem ateşi u ve hem de onun ateşi yani o içindeki o cehennemin ateşi camiara ferami girer. Toplumu kaplar yani topluma yayılır. Evet bu Afganistan'daki halk hikayelerinden bir hikayeydi, bir masal idi. Tabi ismini tam belirtmemiş ama F. Şirzat isimli bir cihaz bunu derlemiş. E, bu şekilde e, efsaneyi Baba Harkeş yani Dikenci baba efsanesi başlıklı hikayeye masalada burada okumayı tamamlamış oldum. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hodani gehtar, beumidi didar